Webtekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bu incelememizde Teknokamon 30 Pro 5G'yi stüdyomuzda misafir ediyoruz. Camon serisi Tekno'nun kamera odaklı telefonlarından oluşuyor ve bu yıl marka Camon 30 Pro 5G ile 30.000 TL bandına cesur bir giriş yaptı. Telefon 29.000 lira şu anda ama 30.000 TL bandı diyelim. Bu şu anda rekabetin yüksek, cazip seçeneklerin çok olduğu kafa karıştırıcı bir band. Öyle olunca bu pazara gerçekten rekabetçi bir telefonla girmek gerekiyor. Tekno'nun buradaki oyuncusu Camon 30 Pro 5G. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Nedir bu telefonun esprisi? Cihaz bu yılın orta üst segment özelliklerini taşıyor ama en çok parlatılan nokta kamerası. Ana kamerada Sony'nin IMX890 sensörü kullanılmış. Bu sensör orta üst segment, hatta bir amiral gemisi telefonunda kullanılan, sevilen, güvenilen bir sensör. Kameranın çekim kalitesinde sensörün dışında birçok element var tabii ki. Lens, optikler, yazılım ciddi anlamda etkili. Ama Tekno en temel malzeme olan sensörde güçlü bir tercih yapmış. Telefonun arka kısmında tek bir gözden oluşan üçlü bir kamera adası görüyoruz. 50 megapiksellik ana kamera, 50 megapiksellik geniş açı ve makro kamera. Sony sensör sadece ana kamerada var bu arada. Diğer özelliklerine baktığımızda f1.8 diyafram, PDAF yani faz algılamalı netleme ve OIS yani optik imaj sabitleyici görüyoruz. Burada asıl şaşırtıcı olan şey geniş açıda da optik imaj sabitleyici olması bu arada. Bazı amiral gemilerinde dahi geniş açıda hala dijital sabitleme tercih edilirken optik imaj sabitleyici koymak geniş açıya kamera deneyimini ciddi anlamda etkileyen bir olay. Diğer özelliklerine baktığımızda geniş açının f2.45 diyafram görüyoruz ve makro çekerken de geniş açı kamerayı kullanabiliyoruz. Bu arada kamera adasının yanındaki flaşın alt kısmında bir de bir gösterge ışığı var. Bu telefona bildirim geldiğinde ya da şarja taktığımızda yanıyor. Kameralardaki record göstergesine benzetmişler. Tasarım anlamında ince bir detay olmuş. Telefonun ön kısmında da tıpkı ana kameradaki gibi 50 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Bu kamera göz takibi yapabiliyor ve 4K'da 60 kare portre video çekebiliyor. 29.000 TL bandındaki bazı telefonlarda hala yüksek kare çekim özelliğini göremediğimiz için bir artı olarak görüyorum ben bunun açıkçası. Hem ön hem de arka kamerayla 4K 60 kare çekim yapabiliyoruz. Kamera kısmını burada noktalayıp cihazın diğer detaylarına bakalım hızlıca. Telefon Android 14 ile geliyor ve Tekno telefonun iki büyük Android güncellemesi alacağını söylüyor. Yani Android 15 ve 16'da bu telefona gelecek. Ayrıca 3 yılda güvenlik güncellemesi alacak Camon 30 Pro 5G. Az önce bahsettiğimiz dairesel kamera adası ve ön kısımdaki %94'lük ekran gövde oranı cihazın öne çıkan tasarım detayları bana göre. Böyle bir ekran gövde oranı ve 188 gram ağırlığa sahip oluşu 6.78 gibi büyük ekranlı bir telefonu tutarken tuğla gibi telefon hissinin önüne geçiyor. O açıdan önemsiyorum bu tasarım detaylarını. Onun dışında bu seride bir öncekinden farklı olarak simli kum kaplama işleminden geçmiş cam bir arka kapak materyali görüyoruz. Bu yıl çokça gördüğümüz bir şey, hatta yani tasarım anlamında trend diyebileceğimiz bir malzeme. Bu konuda da trendi yakalamış Tekno tarafı. Telefonun ön kısmına dönecek olursak 6.78 inçlik ekranda 144 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED panel görüyoruz. 144 Hz ekran yenileme hızı özellikle oyun deneyiminde işimize yarayacak bir değer ve yorum yapmam gerekirse henüz 120 Hz'e yeni yeni standart gözüyle bakarken, amiral gemilerinde standart şu an 120 Hz iken 144 Hz'e ulaşmak orta üst segment bir telefon için iyi bir durum. Bunun dezavantajı ise yüksek yenileme hızının ister istemez daha çok şarj yemesi. Bunun için de telefonda adaptif ekran yenileme hızı var. Bu sayede yüksek Hz'lere ihtiyacımız olmadığı zamanlarda telefon 60 Hz'de çalışıyor. Onun dışında ekranda göz sağlığı için True Rhineland mavi ışık filtresi ve 2160 Hz PWM dimming özellikleri var. Yabancı gelebilir. Bu kısaca AMOLED panelli ekranlarda normalde gözümüzün görmediği ama beynimizin işlemeye çalıştığı titreşimleri beynimizin algılamamasını sağlayan bir özellik. Bu yine karmaşık oldu. Daha da basitleştirmem lazım. Ekrana bakınca başımız ağrıyor ya. Başımızı ağrıtan ışık titreşimlerini düzenleyen ve ağrının önüne geçmeye çalışan özellik diyeyim PWM dimming için. Bu arada ekran 10 bit renk derinliğine, %100 DCI-P3 renk gamutuna ve pikte 1000 nit parlaklığa sahip. Orta ve orta üst segment telefonlarda her şeyi 4:4'lük bekleyemeyiz tabii ki. Burada da 1000 nit ekran parlaklığının biraz standart değerlerde kaldığını söyleyebilirim. Bence burada marka 144 Hz'e ve onun sunacağı deneyime odaklanmış ve parlaklık değerinden kısmış. Çünkü mesela çok çok güneşli havalar için 1300-1500 nit seviyeleri daha iyi oluyor görmek adına. 1000 nit de çok kötü değil ama 1300 olsaymış mesela tadından yenmezmiş. Yine de bu bir amiral gemisi olmadığı için bu kabul edilebilir. Gelelim diğer donanımlara. Telefonda Tekno'nun TSMC ile birlikte ürettiği MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemci yer alıyor. Burada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçelim bu arada. Bu bildiğimiz Dimensity 8200 değil, özel bir versiyon. 4 nanometrelik bir yapıda 3.1 GHz'e çıkabilen bir işlemci. Geekbench verileri gördüğünüz gibi. Olabilecek ısınma sorunlarına ve performansı optimize etmek için telefonda oyun odaklı bir soğutma sistemi yer alıyor. Bu sistem hem katmanlı ısı dağıtımı hem de sıvı soğutma özelliğine sahip. Performansını birazdan göreceğiz. 512 GB depolama, 12 artı 12 GB RAM görüyoruz telefonda. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen bir PUBG atalım.
Oyun testinin bize sunduğu sonuçlar bu şekilde dostlar. Son olarak batarya ve şarj özelliklerinden de bahsedip videomuzu yavaştan bitirelim. Telefonda 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve kutudan 70 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Tekno buna flash şarj adaptörü diyor. Donanım dışında telefonda ilgimi çeken bir diğer özellik ise Pinpoint navigasyon sistemi. Bu bir harita uygulaması değil dostlar. Google Maps'in içine gömülü gelen bir özellik. Haritayı kullanırken kalabalık alanlarda veya araçla tünelden geçerken, kavşaklardan geçerken oluşabilen harita sapmalarının önüne geçmek için tasarlanan bir sistem. Türkiye'yi de bu sistemi denemek için pilot ülkelerden biri olarak seçmişler ve Common 30 Pro 5G'de de bu sistem çalışıyor. Ayrıca her ne kadar yeni veya çok çok talep gören bir özellik olmasa da bazı kullanıcıların aradığı bir özellik olan kızılötesi RC özelliği de bulunuyor telefonda. Bu özellikle birlikte telefonu kumanda olarak kullanabiliyoruz. Meraklısına da bu özelliği belirtmiş olalım. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak Tecno Common 30 Pro 5G şu an bir orta üst segment telefonda olması gereken işlemcilerden birine sahip. Ekran özellikleri bakımından gayet güncel. Sadece parlaklık konusunda bir parantez açmıştım ama illaki bir yerinden kızacaklar telefonun. Tecno bunu tercih etmiş diyelim. Şu sıralar kendisini 29.000 TL bandında bulabiliyoruz. Sizler Tecno Common 30 Pro 5G'yi nasıl buldunuz? Sizce fiyatıyla ülkemizde satacak mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın dostlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.